Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir deneyim videosuyla karşınızdayım. Hemen yanımda görmüş olduğunuz Lenovo Yoga Pro 9i dizüstü bilgisayarla birazcık zaman geçirdim. Bazı özelliklerini kullandım ve yaşadığım deneyimi bu videoda sizlere aktarıyorum. Şimdi biliyorsunuz Lenovo'nun farklı kategorilerde farklı ürünleri, farklı modelleri var. Bu yanımda görmüş olduğunuz canavar markanın bugüne kadar bence herhalde muhtemelen diye tahmin ediyorum ürettiği en güçlü bilgisayarlardan bir tanesi olmuş. Ki benim kullandığım, bugüne kadar kullandığım en güçlü dizüstü bilgisayar olduğunu da söyleyebilirim. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Cihazın önden baktığımızda yan tarafında bir tane USB bağlantısı, kart okuyucumuz var, güç açma kapama tuşumuz var, kamerayı gizlemeye yarayan bir tuş yer almış durumda. Diğer yan tarafı çevirdiğimizde ise güç bağlantısı, bir adet USB tip A, bir tane HDMI çıkışımız var, bir tane tip C, aynı zamanda Thunderbolt desteği de var. Bir de kulaklık çıkışının olduğunu görüyoruz. Bunun dışında cihazın farklı bir giriş çıkışı yok. Ön tarafa baktığımızda ekranımız tabii ki oldukça büyük bir ekranımız var. Onu teknik detaylarda söyleyeceğim. Ekranın üst kısmında böyle bir çıkıntımız var. Burada kameralar yer alıyor. Farklı kameralar var. Bu cihazı Windows Hello'da yüzümüzü tanıyacak şekilde kullanabildiğimiz için aynı zamanda bir ayar kamerası da olduğunu da söyleyeyim. Ve bu kameraları dijital olarak kapatabiliyorsunuz. Yani fiziksel olarak değil, dijital bir shutter var. Yani önüne bir perde geliyor. Onunla kapatabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir özellik olmuş. Şimdi gelelim Lenovo Yoga Pro 9i'nin teknik detaylarına. Bilgisayarımızın 16 inçlik 3200x2000 piksellik dokunmatik mini LED ekranı bulunuyor arkadaşlar. 1200 nits parlaklığa sahip. 13. nesil Intel Core i9 13905H işlemci var. 64 GB RAM, Nvidia GeForce RTX 4070 ekran kartı, 1 TB PCIe 4. nesil M.2 SSD, 5 megapiksellik bir tane webcam'imiz var. 75 watt saat kapasitesinde bir bataryamız var. Wi-Fi 6E, bir tane USB 3.2 Gen 1, bir tane USB 3.2 yine Gen 1 olmak üzere 2 tane USB'miz var. Bir tane Thunderbolt 4'ümüz var. Bu aynı zamanda hem USB 4 40 Gbps veri aktarımına izin veriyor. Aynı zamanda ekran bağlantısı olarak da bu USB çıkışını kullanabiliyorsunuz. 4K 30 Hz'i destekleyen bir tane HDMI'miz var. Kart okuyucumuz var. Kulaklık mikrofon yuvası olduğunu söylemiştik. Bluetooth 5.2 olduğunu da belirteyim. Şimdi birazcık da genel özelliklerinden ve kullanım deneyiminden bahsedeyim. Windows 11 ile geliyor zaten şu anda ekranda da gördüğünüz gibi. Dokunmatik olması güzel. Yani dokunarak kullanabiliyorsunuz ekranı. Dokunmatik şart mı? Değil aslında dokunmatik olarak kullanmanız ama bazı yerler çok işe yaradığını da söyleyebilirim. Tabii ki bu ürün oldukça iyi bir donanımla geliyor. 64 GB RAM var. Çok iyi bir işlemcimiz var arkadaşlar. Intel Core i9000 işlemcimiz var. Arkadaşlar yanınızda adeta bir mobil sunucu taşıyorsunuz. Gerçekten de donanım özellikli olarak muhteşem. Peki ben nasıl kullandım? Birazcık buradan bahsetmek istiyorum. Çünkü herkesin ihtiyaçları, beklentileri farklı. İşte kimisi bunu AutoCAD için kullanır. Kimisi farklı yazılımlar için kullanabilir. Kimisi render için kullanır. Benim yaptığım gibi. Kimisi Blender'de kullanabilir. Yani ben render'dan kastettiğim videodan alınan render'dan bahsediyorum ama Blender gibi yazılımlarda da 3D render almak için de kullanabilir. Ya da bir sunucu falan bile çalıştırabilirsiniz. Öyle yüksek bir donanımı var. Benim senaryom ise daha çok kendi işimle ilgili olduğu için şimdi lansmanlara gidiyoruz bazen biliyorsunuz. Bunların bir kısmı da şehir dışında bazı hatta ülke dışında da olabiliyor. Tabii lansmanlarda şu önemli arkadaşlar. Sizin gibi yaklaşık olarak hani etkinliğe göre değişmekle beraber en az 8-10 kişi bazı etkinlikte de 30-40 kişilik bir ekiple gidiyoruz. Ve bunun hepsi de gazeteci bizim gibi ve bir içerik üretmeye çalışıyorlar. Takdir edersiniz ki burada hızlı olmak önemli. Ben genelde otomobil lansmanlarında bu tarz bir ürün götürüyorum yanımda. Temel sebebi şu. Çekimleri yapıyorum. Akşam otele döndüğümüzde ilk fırsatta o çekimleri hemen hızlı bir şekilde video uygulamamdan geçiriyorum. Ki ben Premiere Pro kullanıyorum. Ve bu ürünle de en son gittiğim bir lansmanda yaklaşık olarak 15 dakikalık bir videoyu yine yaklaşık olarak 20 dakikada render aldım. Yani 4K 60 FPS'den bahsediyorum bu arada. Onu da söylemiş olayım. Şöyle söyleyeyim. Ben normalde bir masaüstü bilgisayar kullanıyorum. Kendi diğer işlerimle ve masaüstü bilgisayarda da 3 aşağı 5 yukarı bu sürelerde ben render alabiliyorum. Bu ürün gerçekten de hani hem ekran kartı olsun hem diğer donanımları olsun gerçekten de çok performanslı çalışıyor ve benden tam not aldı. Ekran mini LED ve birçok renk gamını da destekliyor ve bu yüzden de hani renkleri de doğru alabiliyorsunuz. Hani şimdi bu tarz işlerde en önemli konulardan bir tanesi budur. Tabii tamam hızlı alıyorsunuz. Evet hatta ben otel odasında videolar da çektim. Onu şimdi detaylarda size koyarım. Onları da izlersiniz. Baya baya render aldım yani. Normal bütün sanki ofisteymiş gibi yaptığım bütün işleri orada da yapabildim. Bu da bana çok büyük bir hız kazandırdı. Çünkü tekrar İstanbul'a döneyim. O etkinlik Çeşme'de olmuştu. İstanbul'a döneyim. Videolara bakayım. Acaba nasıl kullanayım falan filan derken en az bir gün geçiyor arkadaşlar. Net söylüyorum bunu. Bir gün
gün geçiyor. Bazı durumlarda 2-3 gün sonra da bakmak zorunda kaldığımız zamanlarda olabiliyor. Bu bilgisayar veya bu tarz bir bilgisayar bu anlamda benim işimi çok kolaylaştırdı. Çok da ağır değil, onu söyleyebilirim. 2 kilogramı biraz geçen bir ağırlığı var. Hani böyle taşıması falan da çok zor bir bilgisayardı. Yani böyle alıp rahatça götürebilirsiniz istediğiniz yere de. Adaptörü de çok büyük değil bu arada. Biliyorsunuz harici ekran kartı olduğu için mutlaka bir adaptör olması gerekiyor. Tip C'den şarj olmuyor ne yazık ki bu tarz ürünler. Adaptör de çok büyük değil. Onu da detaylı size koyacağım. Beğendiğim özelliklerden bir tanesi ekran çok güzel. Söylediğim gibi mini LED teknolojisine sahip. Aynı zamanda 1200 nits de parlaklık verebiliyor. Bu da videoları görebilmek, izleyebilmek açısından çok iyi oluyor. Ekranı büyük olması da iyi. Şimdi video edit yapanlar beni daha iyi anlayacaktır. Küçük ekranda yapmak hakikaten sıkıntılı bir durum. Bazen mecbur kalıcı yapıyoruz ama yapmamayı tercih ettiğim bir durumdur. Hani ekranın da 16 inç olması ki oldukça büyük bir ekran boyutunun olduğunu söyleyebilirim. Taşınabilirlik tarafı da güzel. Ekranın büyük olması da güzel. Güzel bir denge kurulmuş durumda. Çok büyük bir touchpad de var. Ben genelde fareyle kullanıyorum ki zaten video editing falan yapacaksanız fareyle kullanmanız gerekiyor ama bu touchpad de çok güzel. Çok büyük, bayağı büyük bir touchpad yapmışlar. Ayrıca klavyede, bu da ilginç bir detay, nümerik tuş takımı da bulunuyor. Sağ tarafta birazcık küçük ama bulunuyor yani. Oradan bir sayı girişi vesaire yapacaksanız da burayı da kullanabiliyorsunuz. Bence bu da güzel bir özellik olmuş. Alüminyum gövde var. Gövdenin alüminyum olması hafif olmasını da sağlamış bir taraftan. Yani böyle bir teknolojiye sahip olmasına rağmen hafif olmasını sağlamış. Bu da benim beğendiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Ayrıca kart okuyucu da var üzerinde ve normal SD kart okuyuculardan bahsediyorum. Kart okuyucunun olması da güzel bir detay. Neden? Çünkü biz çektiğimiz videoları genelde kameralarla çekiyoruz. Kameralarda işte kartlar kullanıyorlar. Bu kartları da buraya takarak doğrudan doğruya aktarımı da yapabiliyorsunuz. Bu da hani ekstradan bir kart okuyucuyla uğraşma vesaire derdinde ortadan kaldırmış oluyor. Bu cihazın asıl amacı oyun oynamak değil ama ben oyun da yükledim. Yani 1-2 oyun da yükledim. Baktım hani oyunlarda da güzel performans veriyor. Zaten vermemesi de mümkün değil. Kullanılan donanıma ve diğer özelliklere baktığımızda zaten oyunlarda da epey iyi bir performans verecektir diye düşünüyorum. Bir de bu ürünün benim beğendiğim özelliklerden bir tanesi kameranın gizlenebiliyor olması. Biliyorsunuz bazı dizüstü bilgisayar üreticileri buraya böyle fiziksel bir şeyler koyuyorlardı. Bununla hani açıp kapatabiliyordunuz. Güç tuşunun alt kısmında yer alan bir düğme var. O elektronik olarak kapatıyor. Bence bu da çok güzel olmuş. Hani bu konularda hassas olanlar, işte güvenliğine dikkat edenler için hemen şık diye kapatıyorsunuz ve kameralar kullanılamaz hale geliyor. Kamera kapalı hale geliyor daha doğrusu. Bu şekilde daha güvenli bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Bir de bir ayar kamerası var. Yani kızılötesi kamerası var. Bu da Windows Hello kullandığınızda daha da güvenli bir hale getiriyor yüz açma prosedürlerini. Ben de bu özelliklerini beğendiğimi söyleyebilirim. Lenovo'nun Yoga Pro 9i modeli gerçekten de özel bir kitleye hitap eden bir model arkadaşlar. Hani günlük ihtiyacı olan için alıp kullanılabilecek bir bilgisayar değil bu. Özel bir işiniz varsa ve bu özel iş içinde güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız varsa kesinlikle ve kesinlikle bir göz atmanız gerekiyor. Ben mini LED olmasını beğendim. Ayrıca ekranın büyük olması da önemli artılardan bir tanesi. Farklı kullanım senaryoları olabilir. Ben kendi deneyimlerimi aktardım. Sizin de bu konuyla ilgili düşünceleriniz, görüşleriniz, fikirleriniz ve sorularınız varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olun. Kanala abone olarak kanalımın büyümesini destekleyebilirsiniz. Eğer aboneyseniz de yorum yapmak, videoları paylaşmak ve beğenmek de bana katkı sağlayacaktır. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz, sevinin. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.